Bunların ne kadar trajik olduğunu hem yer altında hem de şimdi Yeraltı 2'de gayet de güzel anlatacağım. Anlatmaya da çalışıyorum. Ama öyle yapılanı unutacak, şey yapacak biri de değilim. Bu pis bir piyasa. Hatta bir yanıyla iğrenç bir piyasa. Ve şu sinemanın mucizevi yanları olmasa, bu gece duygusu, gece düşünceleri, yani 35 sene önce bir yol kenarında gördüğün bir bakkal kızla 5 dakika bakışıp sonra oradan gittikten sonra o kızı bir daha unutmadan onun hikayesini düşünerek sonra 35 sene sonra bu anın filmini yapıp şu perdeye koyup sonra şu sahneyi, yani şimdi siz o 35 sene önceki o yol kenarında yaşadığım o bir anın şey için buradasınız. Ben bunun için buradayım. Bu da sinemanın ne kadar mucizevi bir şey olduğunun en açık kanıtı. Ve ben sinemaya bunun için katlanıyorum. Çünkü çok güçlü bir insanım. Çok akıllı bir insanım. Çok zeki bir insanım. Ki, bugün düzenin bir insana dayattığı hayat biçimlerini bunlara dayanarak fazlasıyla yapabilirim. Çok büyük paralar kazanabilirim. Çok başka ilişkiler yaşayabilirim. Ama bu az önce anlattığım şeyin yerine hiçbir şey koyamıyorum. Dolayısıyla çok affedersin. Dolayısıyla buradayım. Ama bu buradan değil işte. Yani hiç tanımadığın insanlar senden nefret ediyorlar. Ve dünkü ya da bugün daha önceki konular dahil inanın, yani siz de bunu bir aklınızın bir kenarında tutun. Ülkede bu hep vardı. Ta böyle Sarıyer'iyle Mozart hikayesinden tutun da dünyanın belli başlı şeylerinde. Ama ülkede son yıllarda bu çok arttı. Çünkü yavşaklık çok arttı. Onurlu insan düşmanlığı. Ya ben çıkıyorum diyorum ki mesela beni kimse satın alamaz diyorum. Mesela değil yani, öyle diyorum. Bana kimse istemediğim bir şeyi yaptıramaz diyorum. Yani bunu da böyle insanların gözüne değil, yani sırası gelince kendimi ifade etmek için soruyorum. Ama alçak herif, kendini satan ya da atıyorum şey yapan birisi bundan nefret ediyor. Ve sana hiç senin haberin bile olmadan düşman oluyor. Ben şimdi mesela dün işte ekşici yavşaklar dediğim, işte bugün kendini muharif diyen bir gazeteye çaktım. Sebebi şu. Ya neden böyle yapıyorsunuz? Beni tanımıyorsunuz bile. Neden tanımadığınız bir insan hakkında korkunç şeyler yazıyorsunuz? Utanç verici şeyler yazıyorsunuz. Bunlar artık bir düzen oldu. Bunu bir yere kadar anlarım. Ama bunların içinde bizzat tanıdığım, yüzüme öyle ya da böyle bakan ama başka türlü davranan, pislik yapan insanların bir defterim var benim. Oraya yazıyorum. Bekliyorum gayet soğukkanlılıkla. Mesela Antalya Film Festivali'nde jüri oluyorum. Bir fırsat çıkıyor, çakıyorum oradan. Paylarını veriyorum. Sonra başka bir konuda birisi bir dangalaklık yapıyor. Bana bir orta açıyor. Ona çakıyorum. Şu anda dün itibariyle bütün intikamlarımı aldım. İnanın yani bunu gayet... Bu sizin sinirli gözüküyorsunuz dediğiniz durumun karşılığı bu. Bunlar da tabii böyle güzel güzel, ya ben sana şimdi bir koyacağım falan diye olmuyor. Gülerek olmuyor bunlar. Yani belli bir enerjiyle oluyor, belli bir şeyle oluyor. O nedenle böyle, ama bir itibariyle bitti hepsi. Zaten bu arada bunların hiçbirini öyle uzaktan göründüğü gibi sinirli bir şeyle yaşamadım. Gayet eğleniyorum da. İnanın bana